Evet, kloroform kloroform. Bir de biz yapalım bakalım şu kloroformu nasıl bir şeymiş. Yalnız biz Kanal Özgür olarak yaptıktan sonra üzerine vernik mi yoksa film mi? Bunu görmeye çalışacağız. Şimdi bir tanesini ben vernik atacağım üzerine kloroformdan sonra, bir tanesine de film yapacağım. Hangisi işçilik olarak daha kolay, maliyetleri nasıl ve hangisi daha uzun ömürlü olacak? Tabii bunu hemen bu videoda göremeyeceğiz de, birkaç zaman sonra eskimeye başlarsa birinden biri, kanalı takip ederseniz görebileceksiniz arkadaşlar. Bunların uygulamasını göreceğiz şimdi bu videoda. 600'lük zımparayla önce bir başlayacağım. Şimdi öncelikle bilmemiz gereken, burada farın üzerinde fabrikadan çıkışlı bir vernik tabakası var arkadaşlar, plastiğin üzerinde. Bu vernik tabakasını bizim tamamen almamız lazım ki kloroform işe yarayabilsin. Yani verniğe etki edemiyor. Tamamen verniği almış oluyoruz. Ondan sonra ince zımparalarla yüzeyi iyice düzledikten sonra kloroform uygulayıp şeffaflaştırıyoruz camımızı. Şeffaflaşma sağlıyoruz ama sonuç itibariyle üzerinde vernik gittiği için tamamen far camı korunmasız kalıyor ve birkaç güneş görmede, birkaç sıcaklamada sararmaya başlıyor. Yani yaptığımız işlemin ömrü çok daha kısa oluyor. Yani belki 2-3 ayı bile görmeyebilir, hemen sararır yani. O yüzden bu görüntüyü korumamız lazım. Yine üzerine vernik atacağız. Bir tanesine de film yapacağız. Aslında en mantıklısı hem vernik üzerine de film yapmak en sağlamı olabilir. Ama bu hem maliyeti arttırıyor hem de işçiliği arttırıyor. İkisini birden tabii ben tek kişi olarak yaparım. Sıkıntı değil ama hangisi daha çok işe yarıyor? Bu videoda ve bu kanalda ben bunu görmeye çalışıyorum. Sizlere de bunu göstermeye çalışacağım. Bakalım kloroformu başarabileceğiz mi? Ben de ilk defa yapıyorum. Yani bu kanalda genelde benim yaptığım işlemler ilk defa oluyor. Siz de ilk defa yapan birinin nasıl yaptığını, nasıl tecrübeler edindiğini görmüş oluyorsunuz. Yani siz de yaparsanız benim gibi yapacaksınız. Yani ben de daha önceden bu işlemi hiç yapmadım. Sizlere tecrübelerimi aktarmak için böyle bir video çekmek istedim. Bakalım başarabileceğiz mi? Keyifli seyirler. Evet sevgili arkadaşlar, zımpara işlemine başlıyorum. Şöyle alta bir tane tava aldım. Bu spreyin içinde su var. Bununla sıkarak yapacağım. Daha önceden zımparalarımı bir yarım saat önceden şöyle suya yatırdım. Şöyle görebiliyorsunuz. Bunlar birazcık suya yatsa daha güzel oluyormuş. Yani öyle diyorlar videolarda. Bakalım. Sırasıyla 600, 800, 1200 ve 2000'lik zımpara yapacağım. 3000'lik zımpara çok aradım, bulamadım. Gerek de yok dediler. Bakalım 2000 en sona yaptıktan sonra kloroform buharı işe yarıyorsa zaten problem yok. Baktık olmuyor. Bir 3000 daha yapacağız. Gerekirse bütün işlemleri tekrar yapacağım. Neler yaşadığımı zaten siz de video boyunca göreceksiniz. Şimdi ilk olarak 600'lük zımparamı buradan buluyorum. İşte bu bir 600'lük zımpara.
Evet arkadaşlar, önce 600 yaptık. İyice verniği aldık üzerinden. Sonra 800, sonra 1200, en sonda 2000 zımparamı geçtim. Artık kloroforma hazır bir hale geldi. Kalıntıları görüyorsunuz, üstte böyle tabaka tabaka olmuş. Bunlar hep farın şeyleri. Şunlar. Farın ince tozları. Bu kadar bir tabak almış olduk. Yani çok fazla farın inceldiğini sanmıyorum ben bu şekilde. Şunu bir boşaltayım. Farımızı kurulayacağız. Sonra kloroform işlemine başlayacağız. Arkadaşlar, kloroformla uğraşmadan önce mutlaka maske ve eldiven takın. Bu madde çok tehlikeli bir maddeymiş. Herkes öyle söyledi ama hiç kendileri kullanmadı. Ben ne olur ne olmaz diye kullanayım dedim. Üzerimize falan değdirmeyelim. Olabildiğince solumamaya çalışalım. Madde hakkında pek fazla bilgim yok ama tehlikeli bir maddeymiş. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Bazıları şöyle demişti. Bu araç kahve makinesinin içi çelik olması lazım. Çelik olmazsa olmuyor demişti. Benimkisinin çelik değil, içi plastik. Ben onu bilmiyordum. Ondan sonra plastik olanı aldım. Sonra öğrendim ki içi çelik olması lazımmış. Öbür türlü olmuyormuş. Öyle söylediler. Bir iki tane videoda izledim. Ama bakalım olacak mı olmayacak mı? Ben şu plastiklerde böyle denedim. Oldu. Bakalım şimdi farda tutacağım bakalım. Olursa içi plastik de alın yani. İçiniz rahat olsun. Çelik aramayın. Piyasada bulunmuyor zaten. Biri demiş çelikten başka olmuyor. Herkes çelikleri almış, piyasada bitirmiş. Bir de pahalı. Ama plastik olan daha ucuz. Bakalım oluyorsa işimizi görecek. Şimdi göreceğiz bakalım. Evet, hadi bakalım. Bismillah. Şöyle tutalım. Hoba hop. Hoba hop. Oluyor oluyor. Zevkliymiş lan bu böyle. Anam anam neler oluyor öyle, neler oluyor. İçinde benim buhar tutmuştu, inşallah içinde iz yoktur. Dur. Bak içi plastik ama oluyor. Sıkıntı yok. Şuralar olmuyor. İçinden izler var bunda. İç kısımda izler var bu farda. Ben bu farın içini açmıştım. Ama yine de iyi oldu. Birazcık bekleyeceğim. Ondan sonra bir kat daha yapacağım bakalım ne olacak. Şuralarda iz gibi kaldı. Çünkü bunun iç kısmında buharlaşma olmuştu. O yüzden o arka tarafı da biraz yıpranmış. O yüzden orası öyle oldu artık maalesef. Yapacak bir şey yok. Kameradan görünmüyor ama şuralarda birazcık var ama çok önemli değil yani. İlk haliyle zaten alakası yok yani farın. Sıfır almış gibi oldu. Nasıl? Oha! Hadi canım! Islak elle mı? Islak değil. Oha! Nasıl yaptın lan köpek? Ne yaptım bak? Aa! İkinci katı da yapayım şöyle. Şaka mı bu? Yuu! Nasıl o? Şunlar hiç görünmüyordu bile. Öbürüne bir baksana. Nerede o? Burada. Belli canım, hiçbir şey. Ana. Harika. Sıfır almış gibi oldu ya. Uğraştım ama oldu yani. Harika olmuş ben sana diyeyim mi? Bu ne yapıyor ona? Eritiyor. Elleme. Şşş, eline değmesin ha. Güneş görünce bu gelin değişmez değil mi?
Üzerine koruma atacaksın. Ha, atacaksın yani. Ha. Güneşte aşınmasın yani. Tabii canım, bak koruma sprey aldık. Bir tanesine koruma yapacağım, bir tanesine film yapacağım. Bence hangisi daha iyi olacak bakalım. Ha. Farı kloroformla yaptıktan 10 dakika sonra hiç dokunmadan farı boyayacağım yüzeye getirdim arkadaşlar. Maske takmak burada yine önemli. Şimdi burada üzerine vernik atacağım. Hiç boşluk bırakmadan, çaprazlama bir şekilde şöyle 20-25 santim mesafeden. Bunu da ilk defa yapacağım. Bakalım, şimdiye kadar hiç zorlanmadım. Çok kolaydı. Yani hiç bilmeyen birisi bile bu videoyu izledikten sonra bu işlemi yapabilir arkadaşlar. Şimdi bir kapatacağım. Bir süre bekleyeceğim. Ne kadar yazıyor üzerinde? 15-20 dakika bekledikten sonra bir kat daha atacağım. İki kat şeklinde yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Bulanacak mı? Kuruduktan sonra nasıl olacak? Onu da görmüş olacağız. Şimdi başlıyorum. Lan bulandı gibi ya. Ne oldu lan buna böyle? Lan inşallah açılırsın ha. İlk attığım yerler biraz boncuklu gibi görünüyor ama İnşallah açılır. Bilmiyorum yani. Hiç damlatmadık ama. Şurası direkt beyaz oldu ya. Allah Allah. Klorofor mu kurumadı acaba? Bir 15-20 dakika bekleyelim bakalım ne olacak. Arkadaşlar 15-20 dakika bekledim. Hatta yarım saat bekledim. Gördüğünüz gibi şöyle bir portakallanma oldu. Ve bu da bulanık gösteriyor. Spreyi de öyle uzaktan atmıştım. Ama fazla mı attım, ne yaptım anlayamadım. Şurası çok güzel. Yani verniğin katmanı da var üzerinde. Hissedebiliyorum yani. Ama bu taraflar böyle oldu. Şimdi sentetik tinerle bunu çıkarmayı deneyeceğim. Olmazsa tekrardan zımpara işlemi yapacağım. Verniği çok uzaktan püskürteceğim. Yani bu da bir tecrübe olmuş oldu. Bu videonun amacı da buydu zaten. Yani yakından da püskürtmedim. Siz de gördünüz. Az bir şey püskürttüm. Bir anda bulandı ve şöyle bir portakallanma oldu. Neden olduğunu anlayamadım. Acaba kloroformun etkisi daha geçmemiş miydi? Bu sefer bunu çıkarttıktan sonra, kloroformu yaptıktan sonra en az bir saat kadar bekleyeceğim. Daha sonra sprey verniği de çok uzaktan püskürteceğim. Çok uzaktan. Öyle deneyeceğim. Arkadaşlar vernik çok kalın gelmiş. Çok ilk başta spreyi attığım zaman bir anda kalın akmış herhalde. Acayip kalındı şimdi. Bütün zımpara işlemlerini bir daha yaptım. Bakın suyu göstereyim size. Hatta verniği 600'lük zımpara almadı. Ben zımpara alırken Allah'tan 400'lük bir tane zımpara almıştım. Yani ne varsa hepsini almıştım. 600'lük almadı. 400'lükle aldım. Yani böyle çok kalındı yani böyle. Farın üzerindeki vernik tabakasını elimle hissedebiliyordum yani. Bunu da yaptığımız iyi oldu. Böyle bir şey başımıza geldiği iyi oldu. En azından siz yaparsanız yani daha dikkatli, daha tecrübeli olursunuz. Şimdi
Yapacağım şey, farı buraya bıraktım. Şu suyu da atayım. Şu suyu atayım şuradan. Far burada güneşte kuruyor. Şimdi far güneşte kuruyor burada. Tamam mı? Ben bunu şimdi bezle sileceğim. Bezle sildikten sonra tekrardan kloroform yapacağım. Zaten olmaması için bir sebep yok yani, üzerinde vernik kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü elimle hissediyorum yani zaten verniği aldığımı. Kloroformu yapacağım. Ondan sonra tekrar gene vernik işlemine başlayacağım. Yani vernik olayı çok riskli. Bunu öğrenmiş olduk. Çok çok uzaktan püskürteceğim yani. Çok uzaktan püskürteceğim. Bakalım nasıl olacak. Onu da göreceğiz. Eğer gene bulanırsa vernikten vazgeçeceğim arkadaşlar. Yani vernik yapmayacağım. İkisine de o zaman şey yapacağız. Film kaplama yapacağız ikisine de o zaman. Böylece dışarıdan alınan, bizim alabileceğim en iyi verniği aldım yani. Dio'nun şeyi aldım. Şeffaf UV korumalı verniğini aldım. Yani olmazsa sadece film yapacağız. Onu da görmüş olacağız şimdi. Arkadaşlar kloroformu yaptım. Bir elimde telefonla tutmayayım diye hemen yaptım. Az önce göstermiştim size zaten. Şuralarda bulanıklık var bakın benim. O bulanıklık içeriden kaynaklanıyor. Zannımca arkadaşlar. İçeriden kaynaklanıyor. Şöyle baktığımız zaman zaten çok belli olmuyor uzaktan. Ama yakından birazcık bir bulanıklık var. Onlar içeride. Şöyle kloroformu tutayım. Bakın. Hiçbir şey yapmıyor kloroform. Buna da iki kat atmaya gerek yok arkadaşlar. Az önce iki kat denedim ama pek bir fark yapmadı. Şu anda da bir kat daha yapayım. Ama olmuyor. Şimdi tekrar heyecanlı al. Vernik atacağız bakalım. Evet. Tekrardan farımız boyama alanında. Tekrardan verniğimi atacağım bakalım. İnşallah bu sefer olmasını umuyorum. Çok çok uzaktan atacağım. Yani 25 santim değil, 50 santim de değil, 1 metreden atacağım. Sadece ufak zerreciklerin ulaşmasını sağlayacağım farın üzerine. Yani ancak öyle olacak. Öbür türlü çok kalın fırlatıyor bu spreyin ucu. Bakalım, deneyeceğiz, göreceğiz. Bir kat oldu diye umuyorum şu anda. Yine bulanık gibi görünüyor ama inşallah kuruyunca düzelecek diye umuyorum. Arkadaşlar o kadar uzaktan atmama rağmen yine de bulanık oldu ya. Yani beğenmedim ben bu yapılan işi. Öbüründen daha iyi biraz sanki ama uzaktan bakınca pek anlaşılmıyor gibi ama yine de bulanık ya. Yani büyük ihtimal bunu tekrar zımparalayacağım. Üçüncü olacak bu artık. Tekrar zımparalayıp güzelce kloroform yapacağım ve onu da film kaplayacağım. Böylece bir vernik tecrübesi edinmiş olacağız. Arkadaşlar vernik yüzünden bir daha zımpara attım. Bakın bu sol fardı değil mi benim yaptığım? Bu sol fara bir daha zımpara atmak zorunda kaldım. Şimdi diyorum ki şey yapayım. Bir daha vernik atayım ben bunlara, ikisine. Olur mu? Şaka tabii. Artık ikisine de birden şey yapacağım. Film yapacağım. Nerede benim film? Film de burada. Bunu da internetten aldım.
Ya şimdi bu da 30 lira. Şey de 30 lira. Bu vernik de 30 lira. Ama vernikle daha çok fark çıkartırsın. Mesela ticari olarak yapacak olan bu işi, örnek veriyorum, konusuna komşusuna far farlatıyorum dese adam, bu filmle az far çıkar. Ama vernikle daha çok far çıkardı. O yüzden vernikle yapayım dedimdi. Ama olmadı. Bu vernikle başaramadım. İnternette var. Hatta şuraya koyayım mı bak. Şuraya koyayım. İnternette sanayide vernik atıyorlar. Hiç kloroformsuz böyle şey yapıyorlar. Parlatıyorlar farı. Ama ben bunu piyasadan aldım. Az önce Dio demişim. Polis almış bu. Aldım bunu ama olmadı. Ya ben yapamadım. Ya da verdiğin özelliği böyle değildi. Maalesef olmadı. Şimdi şeffaf filmi deneyeceğiz. UV kolonlu şeffaf filmi deneyeceğim şimdi. Yalnız bu şeffaf filmi yaparken bize bir şey daha lazım. Tabii ilk önce ben bunlara gene kloroform yapacağım da. Bir şey daha lazım. Gel aşkım sen. Bir tane kişi lazım. Kişi. Bir kişi lazım. Biri tutacak yani böyle. Arabanın üstünde takılı olsa daha rahat olur bu ama. Şimdi buradayken burada yapacağım. Yani bir kişi lazım. Kişi de burada. Sensin aşkım kişi. O şanslı kişi ben miyim? Evet. Tamam hadi yapalım. Seninle beraber yapacağız, tamam mı? Zaten zıpara işini de bana yaptırdın dün sen uyuyunca. Ha söylemeden de geçmeyeyim. 1,5 saat ikisinde zımpara yaptım ben. Arkadaşlar eşim zımpara yaptı evet. 400, 600. Evet ama ben kaç kere zımparaladım? Ben kaç kere zımparaladım? Bir tanesini hiç zımparalamadım, ben zımparaladım. Neyse tamam hadi. Oh söylemeden de geçemeyim. Şimdi abi bir kere daha kloroformu göstereyim size. Bu en güzel yeri burası. Bak şimdi kloroform buralarını elliyorsun. Isındıysa böyle sıcaksa olmuştur. Bir 15 dakika beklesin. Bak. Çıs çıs diye ses geliyorsa böyle kaynamış demektir o. Kafana göre bir yerden başla. Hop. Bak. Hop. Hop. Evet. Acele etmeden sakin sakin. Cam filmimizi kaplamak üzereyiz şu anda. Gördüğünüz gibi cam filmi diyorum ya, far filmimizi. Böyle cam filmi çeker gibi suyla değil de tek bir katman halinde bu. Bu kağıdı ayırdığım zaman yapışkanı geliyor. Direkt yapıştırmamız gerekiyor yani bunu. Şöyle yapacağım. Zaten şimdi göreceksiniz de. Ölçüsüne göre şöyle keseceğim bir. Ondan sonra tam ortadan yapıştıracağım. Uymayan yerleri de tabancayla böyle. Ondan sonra bir tane kart yardımıyla bastırarak yavaş yavaş kaplamış olacağız. Bakalım ilk defa böyle bir işlem yapacağım. Gerekirse sökeceğiz, bir daha yapacağız. Aynı vernikteki gibi. Ama bu sefer zımpara istemeyecek. O şeyimiz var yani. O avantajımız var. Aşkım sen sadece farı şöyle bana tutacaksın. Arka kısmında. Evet. Sabit olmasını sağlayacaksın. Tamam mı? Tamam. Çekiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi far filmini kapladım.
Bakın şöyle göstereyim. Ufak tefek böyle şeyler var ama, böyle boncuklanmalar var ama verniktekinden çok daha iyi. Şimdi ya bu benim tabii hiç daha önce hiç film kaplamamış olmamın da etkisi var. Filmin kalitesinden de belki olabilir. Ama şöyle dokunduğum zaman oldukça sağlam duruyor yani. Bu yani bu görüntü benim için su kaldırabilecek bir görüntü. Sıkıntı olmaz yani bu şekilde boncuklu olması. Çok büyük sorun değil. Uzaktan da görünmüyor zaten. Çok yakından görünüyor yani. Uzaktan görünmüyor. Bence güzel oldu ilk deneyim için. Diğer farı da yapacağım. Belki diğer farda daha da tecrübelendim. Yalnız bu film yapma işi vernik atmaktan daha zor tabii. Ama iyi yani. Tabii ilerleyen zamanda durum ne gösterecek? Onu da size göstereceğim. İşte film sarardı ya da işte bir sene oldu daha hala hiçbir şey yok falan gibi. O zaman gelince size gene gösteririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi farları yerine taktım. Dediğim gibi bu farları sökmemiz şart değildi. Ben içeri buhar alma sorununu gidermek için bu farları söktüm. Arabanın üzerinde de pekala çok rahat yapabiliriz bu işlemi. Yani benim farlarımı sökmem sizi yanıltmış olmasın. Böyle farlara bakalım. Gerçi araba 2 gündür yatıyor. O yüzden tozlanmış garajda. Araba tozlu, bir yıkamaya ihtiyacı var ama en azından farlarımız yeni. Farlarımız çok güzel oldu. Az önce babam geldi, dedi ki yeni far mı aldın dedi ya. Vallahi billahi yeni far mı aldın dedi. Gururlandın mı? Gururlandım. Gerçekten güzeldi. Anladım. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.